Kuba Dabat Sarayı, Konya ili Beyşehir ilçesi Gölyaka Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Kubat Abat Selçuklu Sarayı, Beyşehir'in batısında ve ilçe merkezine 60 kilometre mesafededir. Kubat Abat Sarayı, Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'ye göre Sultan Alaaddin Keykubat, Kayseri'den Antalya'ya giderken Beyşehir Gölü çevresinin güzelliğinden etkilenmiş ve buraya bir saray yapılmasını emretmiştir. Sultanın av emiri ve aynı zamanda da mimar başılık görevini sürdüren Vezir Saadettin Köpek denetiminde ve sultanın çizdiği kroki doğrultusunda 1236 yılında yapılmıştır. Alaaddin Keykubat bu sarayı yaptırırken çevresine de bir şehir kurulmasını emretmiştir. Kubat Abat Selçuklu Sarayı, günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısıdır. Saray, Beyşehir Gölü'nün hemen yanında ve Anamas Dağları'nın eteklerindedir. 1980'den bu yana kazı çalışmaları devam etmektedir. Saraydan günümüze müzeleri süsleyen göz kamaştırıcı çinilerle saray kalıntıları kalmıştır. Çinilerdeki motifler av eğlencelerini, sultanı, ileri gelenleri ve hizmetkarları canlandırır. Saraydan çıkarılan nadide çini eserler, başta Karatay Müzesi olmak üzere Konya'da değişik müzelerde sergilenmektedir. Yapılan kazılar sonucunda saray külliyesinin alçak bir surla çevrili geniş bir alanda kısmen ayakta duran duvarları ve tonozlarıyla diğerlerinden ayrılan büyük ve küçük iki asılı sarayla göl kıyısında yer alan iki bölümlü bir kayıkhane ve cami, hamam, fırın, mutfak, depo, asker barınakları gibi çeşitli binalarla büyük bir av parkından oluştuğu kanaatine varılmıştır. Büyük sarayda rastlanan üstü yassı tuğlalarla örtülü kanal kalıntıları, binalarda kanalizasyon sisteminin kullanıldığının somut kanıtıdır.